Yerel seçimler için belediye başkan adaylarının son başvurularını 2 Eylül tarihinde kabul eden CHP'de şimdilerde aday belirleme yönteminde bir karmaşa yaşanıyor. Eğilim yoklaması mı, merkezi atama mı soruları gündemdeki yerini alırken konuyla ilgili çıkan haberlere yanıt, yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ın sekreteri Mihriban Akyol'dan geldi. Ayancık, Bolu ve Bartın dışında herhangi bir bölgede hiçbir şekilde merkezi atama mı, eğilim yoklaması mı, üye yoklaması mı yapılacağı açıklanmış da değil, herhangi bir karar da alınmış değil. Bunlar parti meclisi kararıyla alınacak şeyler. İki ay sonraki parti meclisinde görüşülecek. Yani diğer saydığım üç yer için üye bazında ön seçim kararı alındı ve tarihleri belirlenip uygulamaya geçirecek. Geçtiğimiz günlerde CHP İl Başkanı Mustafa Öztürk'ün aday belirleme yönteminin eğilim yoklamasıyla belirleneceği yönünde basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklama hakkında konuşan Akyol, bu yöntemin il başkanları toplantısında ön görüşme şeklinde konuşulduğunu ancak bu kararın kesin olmadığını ileri sürdü. İl başkanları toplantısında il başkanının bölgedeki duruma göre bildirdiği görüş çerçevesinde yazılmış taslak bir durum. Bu parti meclisi toplantısına parti meclisine sunulacak ve oylanacak. Yani söylediğim gibi hiçbir şekilde alınmış bir karar yok. Bartın, Bolu ve Sinop'un Ayancık ilçesi dışındaki yerlerde kesinleşmiş bir aday belirleme yöntemi olmadığını belirten Akyol, konuyla ilgili hala daha illerden görüş alındığını ifade etti. Hala görüş alınıyor bölgelerden. 81 ilden ve ilçelerden bölgenin durumlarına göre görüş alınıyor komisyon tarafından. Akyol, aday belirleme komisyonunun merkezi atama yöntemine ağırlık verecekleri yönünde çıkan haberlere de yanıt verdi. Ben Gökhan Bey'in sekreteryasıyım. Hani bana bunların yorumunu yapmak düşmez. Ama şöyle söyleyeyim, yönetmelik itibariyle, parti yönetmeliği itibariyle komisyonun da parti meclisinin de öngördüğü şey mümkün olan her yerde ön seçim eğilim yoklamasına giderek aday belirleme yöntemi uygulamak.